Değerli izleyiciler, bugün tarih 1 Ağustos 2021, günlerden pazar. Batı Türk haberlere hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ülkemizdeki orman yangınları. Hepimizin içi kana ağlıyor, yüreğimiz yandı. Ve tüm milletimize, ulusumuza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yangında hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Milyonlarca ağaç, bitki telef oldu. Yine yüz binlerce canlı yok olup gitti. Elbette ki bu yangınların bu derece birden ortaya çıkması ve ülkemizin Ege kıyılarından ta ki Akdeniz'in Adana'ya kadar uzanan kıyılarında yer alan dağlarda ortaya çıkması çok düşündürücü ve bununla beraber tabii ki bana göre sabotaj. Elbette ki devletimiz Türkiye Cumhuriyeti büyüktür. İnanıyorum ki mutlaka failleri yakalanacaktır. Ve hesap vereceklerdir. Daha doğrusu hesap vermeleri çok ağır olacaktır. Bundan hiç şüphem yok. Ama maalesef devletimiz yüce ve büyük olduğu halde çok uzun yıllara dayanan devletimiz kurumlar arasındaki gerek ilişkilerden olsun, gerekse devletimizin kurumlarını yöneten kişilerden olsun, yeterince memnun muyuz diye sorarsak, inanıyorum ki şöyle hepimiz bir düşünürüz. Bu sadece 10 veya 20 yıl içerisinde dayanan bir durum değil bence. Ta ki 80'lerde değişen anayasamızdan bugüne, hatta daha çok öncelerini dahi katabilirim. Nedense kronikleşmiş hale gelmiş. Bir kurumu yönetemeyen yönetici niye istifa etmez ki? Bir bakanlığı yönetemeyen bir bakan niye istifa etmez ki? İşte bizim devlet olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak maalesef en büyük ayıbımız bu. Neyse, asıl konuya gelmek istiyorum. Dediğim gibi konumuz orman yangınları. Ve bu hususta özellikle ben Türk Hava Kurumu Başkanı olan Sayın Cenap Aşçı'yı gündeme almak istiyorum. Ve Cenap Aşçı ile ilgili olarak bir yıl öncesi bir haber kanalında verdiği demeci sizlere gündeme getirmek istiyorum. Hele önce bu verdiği demeci bir dinleyelim. Daha sonra kısaca belki de yorumunu hep şimdi açılışta programın başında şunun altını çizmiştiniz. Yangın söndürmeyle ilgili Türk Hava Kurumu'nun görevi olduğunu, böyle şirketi olduğunu, hatta helikopter tarafına da bahsetmiştiniz. Burada süreç nasıl oldu? Neden bu yıl mesela Türk Hava Kurumu uçakları ile böyle bir görev ve sorumluluk almadı? Orman Bakanlığı mı iyi bilgilendirilmedi? Görev tanımı mı iyi yapılmadı? Ki ihale biraz sizi bu uçakları kapsayacak şekilde düzenlenmedi. Evet Günter Bey, teşekkür ederim. Hakikaten bu kamuoyunun en çok merak ettiği konular. Biz de göreve başlar başlamaz bu soruyu sorduk. Dedi ki bizim uçaklarımız ne durumda? 9 uçağımız var. Bu uçağımızın 3'ü zaten önceki yıllarda siz havacıların tabiriyle kal olmuş halde.
4 uçağımız uçuşa hazır. 5. ve 6. uçağı da 5. uçağı 150 bin dolar. 6. uçağı 750 bin dolar harcayarak biz 6 uçağı hazır hale getirebiliriz. Bu niye olmadı diye soruyorsunuz ya. Ben konuşmamın en başında söyledim. Bu işin sahibi Orman Bakanlığı. Orman Bakanlığı orman yangınları söndürmekte kullanacağı enstrümanlardan bir tanesi uçak, bir tanesi helikopter. Nitekim şu anda 25 tane helikopterle aynı şekilde orman yangını söndürme ihalesi açtı. Biz helikopterle orman yangını söndürme ihalesine de katıldık. Bizim hesaplarımıza göre biz teklifimizi yaptık ama başka bir firmamız bizden daha düşük fiyat teklif ettiği için o kazandı. Başarılar diliyoruz. İnşallah hiçbir ağacımız yanmadan bu seneki yangınları atlatırız. Uçak meselesine gelince geçen yıl Tarım Bakanlığı'na maalesef bizim kendi kurumumuz içinden de dezenformasyon yapılmış. Uçaklarımızın motorların olmadığı, bakımlarının yapılmadığı, bu uçaklar uçulamadığı şeklinde yanlış bilgiler gitmiş. Kanada Viking firması bunları üretmiş. Onlara temasa geçtik. Kendilerine davet ettik. Sağ olsunlar geldiler. Ben 6 uçağımızı bunlara incelettim teknik olarak. Bunlar nedir? Ne durumdadır? Baktılar. Geçen yıllarda bizim şöyle bir sıkıntımız olmuş. Bizim uçaklarımıza önceki yıllarda bakım yapılmış. Bazı yedek parçalar takılmış. Fakat bunların sertifikaları yoktu. Viking firması bunları tamamladı. Bize sertifikalandırdı. Dolayısıyla şu anda sivil havacı kuralları gereği bizim uçaklarımıza takılan en küçük vidasından en büyük parçasına kadar hepsinin ne zaman takıldığı, hangi parçanın takıldığını biliyoruz ve sivil havacı kuralına göre artık bu uçaklarımız da güvenli hale gelmiş halde. Ve şu tabii ki bu uçaklar kullanmış uçak olarak alınmış. Eskiler bu uçakların yedek parça ve bulunma süresinin ne olduğunu ben Viking firmasına sordum. Onlar da bize 4 ila 6 uçak arası 7 yıla kadar yedek parça ve bakım garantisi verdiler. Bu bizim için iyi bir gelişme. Biz bunu muhataplarımıza duyurmuş olalım. Ama bizim uçaklarımıza niye biz orman yangını ihalesine girmedik? Biz çünkü orman yangını ihalesinde istenen uçakların koşulları bizim uçaklarımıza uymuyor. Şimdiki Türk Hava Kurumu Başkanı Cenap Aşçı bir yıl öncesi bir televizyon programında yaptığı röportajda sizlerin de gördüğünüz ve izlediğiniz üzere diyor ki yangın uçağıyla ilgili olarak tabii ki Türk Hava Kurumu'nda var olan önce 9 uçaktan bahsediyor. Bunun 3'ünün telef olduğunu yani kayıt dışı kaldığını, 6'sının da bir yıl öncesi hali hazırda mevcut olduğunu, 4 uçağın aktif olduğunu, 2 uçağın da tamir edilmesi gerektiğini söylüyor. Ve her bir uçağında uçabilir konuma gelebilmesi için, faaliyet haline getirebilmesi için her bir uçağında 150 bin dolar karşılığında tamir edilebileceğini söylüyor. Yani yurt dışından gelen bir firma ile anlaşarak her iki uçağı 300 bin dolar karşılığında uçulabilir hale getireceklerini ifade ediyor. Ama bugün Türk Hava Kurumu'ndaki mevcut uçaklara baktığımızda sadece 3 adet uçağın faaliyet gösterebilir halde olduğunu görmekteyiz. Peki şimdi de gelelim yine Türk Hava Kurumu'nun başkanının birkaç gün öncesi yine bir televizyon programında verdiği demecini sizlere yansıtmak istiyorum. Onu da bir izleyelim lütfen. Şu anda gündemde olan CG-215 modeli Kanada yapımı uçaklarımız var. Biz bunlardan 9 tane satın almıştık. 3 tanesini maalesef ilk geldiği yıllarda kötü kullanımdan, özellikle akarsından hemen kullanamaz hale getirmişiz. Sonra bunları şu anda bunları kaldıralım. 6 uçağımızı biz 2018 yılına kadar Orman Genel Müdürlüğü'nün canlı söndürme operasyonlarında kullanmıştık.
Ancak 2010 yılından sonra başlayan mali krizler ve finansal sıkıntılar sebebiyle maalesef bu uçakların yıllık periyodik bakımları yapılmamış. Biz şunu bulamadık. Bu uçakların hepsinin sivil havacılık denen birimiz kurallarına, uluslararası sivil havacılık kuralına göre takılan sökülen her parçasının standartize olması lazım ve yetki gerisinin uygun gördüğü parçanın takılması lazım. Yetkili servis uygulamaları var. O kitapçıkları maalesef bulamadık. Biz de bu firma, üretici firmaya temas ettik. Gidip uçaklarımıza bakın yani. Kanada'dan geldiler ekipler. Bu uçaklarımıza baktılar. Bir takım parçaların standart dışı olduğunu, bir kısmının tespit edilmediğini gördük. Onları tamamlamaya çalıştık. Bu uçaklarımızı biz 2020 olmayan yılların diğerlerde katılıp kullanamadık. Sebebi şu, ben önceki şunu söylemek istiyorum. Orman yangınlarıyla mücadele birimi birinci derecede Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü. O genel müdürlüğü ormanın hangi yöntemle nasıl öndüreceğine karar verip buna göre teknik şartlarını hazırlar. Bizim teknik şartlarına kapasitemiz yetmemiş gibi uçaklarımızda. Ha, deseniz yarın uçakları kaldı. Yalnız uçakları yarın kaldıramam. Sebebi şu, benim uçakları kaldırmam için şu anda 4 milyon dolarlık bir yatırım yapmam lazım. Kurumun maalesef 1,5 milyon lira borcu olan bir kurumun almamış ihalede bu yatırım yapma şansı yok. Türk Hava Kurumu'nun kayyum başkanının Cenap Aşçı'nın bir yıl önceki röportajını ve aynı zamanda da birkaç gün öncesi yine bir televizyon kanalındaki röportajını izlemiş oldunuz. Bir yıl öncesi yine ifade ettiği gibi bugün de yine 9 uçağın var olduğunu, ancak bu 9 uçaktan 3'ünün telef olduğunu, evde kalan 6 uçağın da uçabilir hale gelmesi için, yani şöyle diyor, ben bunları uçurabilmem için 4 milyon dolar harcamam gerekiyor diyor. Bakar mısınız? Aradan sadece ve sadece bir yıl geçmiş, bir yıl öncesi iki uçağın uçabilir hale gelmesi için Kanada firmasıyla yaptıkları anlaşmayı gündeme getirmişti. Sadece 300 bin dolardan bahsetmişti. Şimdi yine Kanada firmasından bahsediyor. Çünkü uçaklar Kanada imalatı. Ve uçakların uçabilmesi için 4 milyon dolar ödemeleri gerektiğinden bahsediyor. Bu nasıl bir çelişkidir? İnanılacak gibi değil. Peki bu durumda ülkemizin böylesine çok ama çok ihtiyacı olan kurumlardan biri olan Türk Hava Kurumu'na böyle bir başkan yakışır mı? Ne yapması gerekir? Hemen ama hemen istifa etmesi gerekiyor. İstifa erdemliktir Sayın Başkan. Ve istifa etmesiyle hiçbir şeyini kaybetmez. Ülkemiz kazanır. Ulusumuz kazanır, halkımız kazanır. Elbette ki inanıyorum ki onun yerine daha liyakatlı, daha nitelikli bir yönetici gelir. Öyle de olmak zorundadır çünkü. Ama maalesef yine sözlerimin başında söylediğim gibi ülkemizde İstifa etmek diye bir olgu yok. Öyle bir anlayış yok. Neyin kibirini yapıyorlar? Neyin koltuk sevdalılığını yapıyorlar? Anlamak mümkün değil. İşte maalesef
yüce devleti dediğimiz, yüce devletimiz dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç layık değil. Böyle yöneticilere hiç layık değil. Ve onun için gelişmiş ülkeler arasında kendimizi maalesef göremiyoruz. Böyle gidersek de çok uzun yıllar. Değerli izleyiciler, yine eğer dikkatlice Cenap Aşçı'nın bir yıl önceki televizyon kanalındaki ifadelerini dikkatlice dinleyip izlediyseniz, ayrıca kendisi şunu diyor: biz Tarım ve Orman Bakanlığı ile, yani Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açtığı ihaleye katıldık. Ama uçaklarımızın şartları uymadığı için maalesef ihaleyi kazanamadıklarından bahsediyor. Ve ayrıca yangın söndürme uçaklarıyla ilgili yine kendi kurumlarından Tarım ve Orman Bakanlığı'na bu uçaklarla ilgili yanlış bilgilerin sunulduğunu ifade ediyor. Yani olacak şey mi? Tarım ve Orman Bakanlığı'na Türk Hava Kurumu'ndaki uçaklarla ilgili yanlış bilgiler veriliyor. Ve Tarım ve Orman Bakanlığı bu bilgilerin yanlış olduğunun farkına varmıyor. İnanır mısınız? Ve uçaklarla ilgili bu bilgiler doğrultusunda araştırma yapmıyor. Onu bir kenara bırakın. Uçakları ihaleye, bana göre öyle, niye almıyor ki, katmıyor ki? O da bir ayrı soru. O da ayrı bir bizleri düşünceye sürükleyebilecek ayrı bir durum. Yine bununla beraber, daha önce de belirttiğim gibi, bir yıldan bu yana 300 bin dolara tamiri mümkün olan bu uçaklar niye tamir edilmedik? Niye uçar hale gelmedik? Ve tekrar altını çizerek söylüyorum: bugün niye 4 milyon dolardan bahsediliyor ki? Yani bu uçakların tamirinin yapılabilmesi için 4 milyon dolara ihtiyaç var olduğunu söylüyor Kayyum Başkan. Ne oldu da bir yılda ne değişti? İnanılacak gibi değil. Bakın, daha önce de belirttiğim gibi değerli izleyiciler, eğer ülkemizi yönetenler yönetemedikleri takdirde, çok uzun yıllara dayanan bir durum bu, yönetemeyen yöneticiler istifa etmiş olsalardı, İnanın ki ülkemiz şu anda bulunduğu durumdan kat kat üstün olurdu. İlk aklıma geleni söylemek isterim. Körfez, yani İzmit Körfezi'nin köprüsü yapılırken hepiniz hatırlarsınız. Uzman Japon mühendis halat kopmasından dolayı kendini sorumlu tutuyor ve bunu gururuna yediremiyor. Dünya çapında uzman olan bir Japon mühendis. Ve dolayısıyla hayatına son veriyor. Harakiri tarzında intihar ediyor. Bakar mısınız? Bununla beraber şöyle kısaca not almıştım.
evinde sigortasız dadı çalıştırdığı için İsveç Ulaştırma Bakanı istifa ediyor. Yine ülkesinde Amerikan üssünü kaldıracağına dahi sözüne sadık kalamadığı için Japonya Başbakanı istifa ediyor. Ve yine kötüye malını kötüye kullandığı için devlet malını kötüye kullandığı için kendisine suçlamalar yapılıyor. Ve bu suçlamaların ortaya çıkmasından dolayı hatta adalete dahi intikal etmeden Fransa İletişim Başkanı istifa ediyor. Bakanı daha doğrusu. Ve yine 5 kişinin öldüğü köprü çökmesi sonucunda bu olayı gururuna yediremeyen Costa Rica Ulaştırma Bakanı istifa ediyor. Ve yine yaptığı ihalelerde yolsuzluk iddiasıyla suçlanan ve bu yolsuzluklardan 10.350 euro değerinde bir saat aldığı için İtalya Altyapı ve Ulaştırma Bakanı istifa ediyor. Daha onlarcası hatta yüzlercesi buna benzer istifalar dünya çapında mevcut. Bizde niye bir bakan eğer ki yeterince görevini yapamıyorsa, yeterince gerektiği şekilde çalışmıyorsa niye istifa etmez ki? İstifa etsin ki daha üstün nitelikli bir bakan yerine gelsin. Ama maalesef ülkemizin en büyük eksikliği bu. Yıllardan beri kanayan yarası bu. Peki netice itibariyle bütün bunları ben neye bağlamak istiyorum biliyor musunuz? Tek bir nedene bağlamak istiyorum. O da nedir biliyor musunuz değerli izleyiciler? O da yıllardan bu yana seçim sisteminin, daha doğrusu seçim kanununun ve partiler kanununun değişmemesinden dolayı. Sadece mesela seçim kanununun değişmesinin ne şekilde olması gerektiğinden sadece bir örnek vereyim. Bir A maddesinden A maddesi olabilir. Milletvekili seçimi yapılıyoruz değil mi? Yapılıyor. Genel seçim dediğimiz milletvekili seçim. Şimdi artık o sistem de değişti ya. Yani milletvekili seçimi de hani olmadığı halde şimdi iyice de ortadan kalktı bana göre. Sorarım sizlere, biz ne zaman kendi vekilimizi seçebildik ki? Milletvekili seçimi diyoruz. Dilediğimiz milletvekilini adını soyadıyla işaretleyip seçmemiz gerekir seçim zamanı. Böyle bir seçimde bize bu hak verildi mi? Asla verilmedi. Ve verilmediği takdirde de maalesef bizim ülkemiz hali hazırda, çok üzülerek söylemek isterim ki,
Yangın uçaksızda kalır. Daha bir sürü söyleyeceğim çok şey var ama hiç gereği yok. Kısaca gelişmiş ülkelerin yanına daha yaklaşamaz. Böyle bir açıklamada bulunayım. Anlayan anlar zaten. Tüm izleyenlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum.